harika bir türev sorusuyla buradayım. Selam hepinize. Reel sayılarda tanımlı sürekli f ve g fonksiyonlar için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. gx fonksiyonu vermiş zaten. fx fonksiyonu ile ilgili de şöyle bir bilgi vermiş. Dik koordinat düzeminde f türev x fonksiyonunun grafiği x ekseni 70 0 noktasına kesmekte de şöyle bir bileşki fonksiyon türevi vermiş. Diyor ki bu fonksiyonun x eksenini kestiği noktanın apsisler çarpımı kaçtır diyor. Hemen şu türevi alarak işe başlayalım. F türev GX çarpı içinin türevi G türev X. Şimdi x eksenini kestiği noktada Y'nin değeri nedir? Sıfırdır. Yani bunun neye eşit olmasını istiyor? Sıfıra eşit olmasını istiyor. Bir çarpma işleminin sonucu sıfırsa çarpanlardan en az biri sıfırdır. Yani F türev GX sıfıra eşit olabilir. Ya da G türev X sıfıra eşit olabilir. Şimdi şunu bulmak çok kolay. Çünkü buradan hemen türevini alıyorum g türevi X eşittir 2x artı 6 sıfır eşledim. x'in değeri buradan eksi 3 olarak bulunur. Kökün birini bulduk. Şimdi f türev gx'in sıfıra eşit olması. F türevle ilgili şöyle bir bilgi vermişti burada. Bu fonksiyon x eksenini 7'ye 0 noktasında kesiyor. Yani siz şuraya 7 yazarsanız neye eşit olur diyor. 0 eşit olur diyor. Zaten öyle yazmış. Dolayısıyla gx fonksiyonumuzun neye eşit olması gerekir? 7'ye. Yani şu g fonksiyonunu 7'ye eşit diyeceğim x kare artı 6x artı 2 eşittir 7. Dolayısıyla x kare artı 6x eksi 5 eşittir 0 olacaktır. Kökler çarpımını istediği için x1 çarpı x2 c bölü a'dan eksi 5 olarak buluruz. Burada bir kök bulmuştum. Üçüncü bir kök. Dolayısıyla köklerin çarpımı eksi 5 çarpı eksi 3'ten 15 olarak bulunur.